Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Merhaba arkadaşlar, hepiniz bu benim için anlamlı bir günde hoş geldiniz. Hepinize selamlar diliyorum. Umarım iyi vakit geçiriyor, iyi zaman geçiriyorsunuz. Bugün sizlerle çok değerli bir konuğumu ağırlayacağım. Kendisi Offense Yapay Zeka'nın siber güvenlikteki kullanımı aralığında bizi aydınlatacak. Ama her şeyden öncesinde başlarken depremi hatırlatmak isterim. Çünkü böylesine büyük bir felaketin üstünden insanların hafızasından silinmemesini isterim. Bundan kaynaklı olarak depremde yakınlarını kaybeden herkesten başsağlığı diler. Yaralılara acil şifalar dilerim. Burada Cihan Bey bizlerle. Cihan Bey galiba mikrofon ve şu an beni duyabiliyorsanız mikrofon ve mikrofon şey değil, kamera. Evet, geldi. Merhaba. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Evet, sesin geliyor. Benimki. Tamam. Buyurun, kendinize tanıtın. Giriş için teşekkürler. Ben Cihan Özhan. Sesim geliyor değil mi? Sorun yok. Geliyor. Sıkıntı yok sesinizde. Tamam. Birazdan zaten ekranda paylaşacağım. Oradan biraz daha detaylı anlatırım. Şöyle ekranımla başlasam daha iyi olur. Arkadaşlar da görebilirse.
Ekranı paylaştım. Tamamdır. Sesim herkese geliyor mu aynı anda? Sesiniz geliyor olması lazım. Sıkıntı yok. Tamam. Ben Cihan Özhan. 2000'lerin başından beri, aşağı yukarı 2000-2001'den beri yazılım ve siber güvenlikle ilgili. Kariyeri öncelikle siber güvenlik tarafından başladım. Sonrasında yazılım ağırlıklı ilerledim. Veri tabanı, yazılım geliştirme, ileri seviye yazılım. İnternette göreceğiniz, birazdan da göstereceğim kaynaklar aslında güvenlik çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan merakla ortaya çıkmış şeyler denebilir. Genellikle şöyle başlıyorum. Etkinlikte benim kullandığım teknolojiler ve yaptığım, benimsediğim şeylerden bahsedip bu alanlarda soru sorabilmeniz için bunları yapıyorum. İlgili teknolojilerle alakalı da sorular sorabilirsiniz. Siber güvenlikle alakalı da yapay zeka ile ilgili de olabilir. Bunların birleşimine odaklıyız. Daha önce farklı çalışmalar, sunumlar yaptım. Bunların bazıları kayıtları benim YouTube hesabımda var. Onları tekrar etmemek için bu çalışmayı biraz daha soru cevap gibi yapmak istedik. Aynı AI security ya da offensive AI sunumlarını tekrar yapmak yerine biraz daha kariyer yönlendirme, danışmanlık, mentorluk ve çeşitli trikler üzerinde durmak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Kullandığım teknolojilerden bahsedeyim. Ekranda gördüğünüz CRSAN.com üzerinde programlama dilleri tarafında Go, Python, Rust, C#, biraz da yapay zekadan dolayı C++ tarafında çalışmalar yapıyorum. Bunun haricinde güvenlik ve AI'ın bazı başlıklarıyla alakalı özel diller var. Bunlar Lin, Halide, Julia vesaire. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Ama ağırlıklı olarak diğer dillerle altyapılar geliştiriyoruz denebilir. Database tarafında da belki beni o taraftan tanıyanlar olabilir. SQL Server, Oracle, PostgreSQL teknolojileriyle yakından ilgili o alanlarda çalışmalar yaptım. NoSQL ve ilişkisel veri tabanlarında bu tür çalışmaları yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz diyelim kendi projelerimizde. Ve birkaç yıl New York'ta blockchain üzerine çalışmalar yaptım. Burada da blockchain üzerine, ki blockchain zaten temelde güvenlik yaklaşımıyla aslında privacy odaklı geliştirilmiş bir teknolojidir. Bu nedenle konsept olarak güvenliğin altında da düşünülebilir. New York'ta Ethereum ve blockchain protokol seviyeli geliştirme yapmak üzere bazı projelere dahil olmuştum. Oranın ilk ATM'leri, Bitcoin ATM'lerini, ATM cihazlarında, bu bankalarda falan olanlardan bahsediyorum. O tür çalışmalarda da destek olmuştum. Protokol seviyeli ve Decentralized Application, DApp tarafında farklı çalışmalar yapıyoruz. Bazen o alanda eğitimlerde verdiğim oluyor. Ağırlıklı olarak bunları zaten sohbet içerisinde bahsederim. Sorularınızda da istediğiniz gibi genişletebilirsiniz bu tarafta. Mesela decentralized app diyoruz. Bunun işte smart contract'lar vesaire, bunların kaynak kodlarının güvenliği tarafı da ayrı bir problemdir. Tek bir saldırıda 45-50 milyon dolar civarında bir hırsızlık, hack olayının gerçekleşmiş olduğu bir sektör burası. Ufak bir kod hatası, yani basit bir yazılımcının bıraktığı basit bir güvenlik zafiyeti ya da kod hatası milyonlarca dolarlık bir kayba sebep olabilir. Değerli bir alan. Biz yapay zeka ile işte smart contract üzerinde, blockchain network ya da üzerinde de güvenlik zafiyetleri araştırmaları yapan bazı projeler geliştiriyoruz. Yani bunları özellikle anlatmamın sebebi, bunların hepsi birbiriyle ilişkili şeyler.
Teknolojiler birbirinden bağımsız değil. Özenle seçilmiş ve kurgulanmış bir teknoloji kullanımı var bizim tarafta. Yapay zeka web tarafında zaten kullandığım teknolojiler üzerine tahmin edersiniz işte Golang, Rust, Python vesaire, C#, bunlarla çalışmalar yapıyoruz. Genellikle altyapı geliştirme diye özetlenebilir bizim web dediğimiz taraf, infrastructure aslında. AI tarafında kernel geliştirme, burada yani cloud çözümleri kullanmak vesaire, bunlar zaten aslında öğrenciyken bile sizin hızlı bir şekilde yapabileceğiniz şeyler, cloud AI dediğimiz. Biz burada daha çok bunların altyapılarını geliştirme, sıfırdan bir AI infrastructure nasıl geliştirilir, onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Kendi projelerimizde zaten yapmak zorunda olduğumuz şeyler. Aynı zamanda bazı danışmanlıklarda, yurt içi ve yurt dışı bazı danışmanlıklarda yer alıyoruz. Kernel geliştirme burada şu şekilde kullanılır. Mesela TensorFlow bir araçtır, çok güçlü. PyTorch aynı şekilde yapay zekada. Zaten dünyada ikisi en güçlü diyebileceğimiz araçlardan. Bunlarla uygulama geliştirmek bir şey, bunun çekirdeğini geliştirmek, bu tür yazılımların hesaplama, computational intelligence tarafını geliştirmek, programlamak kernel geliştirmeye girer. Araç geliştirmekle karıştırılmamalı. Yani tool development alanı değil burası. Ve bunlarla projeler geliştirme. Bu alanda yaptığımız AI Engineer adında, şu an şuradan da göreceğiniz Machine Learning Engineer adında bir eğitim de var. Bunu da devam ettiriyoruz farklı şekillerde. Advanced konseptler tarafında HPC, paralel programlama, distributed infrastructure gibi alanlar var. Bu yine bizim projelerimizden dolayı üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz şeyler zaten. Bir yapay zeka altyapısı geliştiriyorsanız bunu dağıtık bir şekilde hesaplamasını yapabiliyor olmanız gerekiyor. Sebebi sonucu çok derin. Aslında benim YouTube'da da yayınladığım 5,5 saatlik bir yapay zeka giriş rehberi var ve bazı videolar var. Oralardan incelemenizi öneririm. Temelde bir yapay zeka projesi geliştiriyorsanız, orta ya da büyük ölçekte bir iş yapacaksa, cloud'dan bahsetmiyorum. Cloud'da siz bir şey yapmıyorsunuz aslında. Cloud altyapısı kendisi yapıyor bunu. Sıfırdan bir altyapı geliştiriyorsanız bunu distribute etmeniz gerekir. Belki birçok, belki onlarca GPU ile ciddi bir donanım altyapısıyla bunu ölçekleyerek hesaplama kapasitesini, yapay zeka çalışması için gereken hesaplama kapasitesini dağıtık hale getirip farklı donanımlara paralelleştirmeniz gerekiyor. Temelde blockchain de aslında çekirdek olarak bunu yapmak zorundadır zaten. O madencilik vesaire dediğimiz şey temelde GPU'ların, çok fazla GPU'nun bir anda birlikte çalışarak bir iş çıkarması sürecidir. Bu nedenle GPU gibi şeyler yapay zeka ve blockchain tarafında çok kritiktir. Aslında mecburidir denebilir. Orada da Nvidia GPU'ları vesaire. Biz bunları tamamen programlıyoruz diyelim. Ben de genel olarak bunları yapıyorum. Girdiğim her teknolojide mutlaka güvenlik tarafına girerim. Otonom sistemler tarafında insansız otomobil geliştirme gibi çalışmalar yaptık. 2017'de sonlandırdım bunu. O zamana kadar birkaç yıl boyunca uğraşmıştık. Early stage bir girişimdi açıkçası. Özellikle Türkiye için. Dünyada da öyle halen daha. Sonrasında insansız fabrika tarafında çalışmalar yaptık. Burada bir proje geliştirdik. Çalışan projelerimiz var halen daha. Kodlarımız var sektörde. Baştan sona bir fabrika altyapısının insansız şekilde çalışması. Ve nihai olarak yapay zekaya girince uzun bir süre burada güvenlik tarafını merak etmeye başladık. Ve bu yapay zeka nasıl hackleriz ya da yapay zeka ile nasıl hackleriz gibi bir şey oluştu. 2000'lerin başında tabii yapay zeka çok güçlü değil. O zamanlar yani antrenman yapılabiliyor tabii ki. Lisp, Prolog gibi farklı diller var. Akademik çalışmalar ama özellikle de bizim de kullanabildiğimiz şeyler. Fakat sektörde çok aslında sektörü olan bir şey değildi. Daha Ar-Ge usulü ilerleyen bir alandı yapay zeka. Merakla ilerleyen diyelim. Bugünkü gibi asla değil. O zamanlar çalıştığımız
uluslararası ve lokalde de takıldığımız diyelim, gençken takıldığımız siber güvenlik hacking ortamlarında bazı ARGE arkadaşlarıyla diyelim, yapay zeka üzerine bazı çalışmalar yapıyorduk. O zamandan beri aklımda olan bir şey vardı. Acaba yapay zeka ile bir şeyleri hackleyebilir miyiz? Ya da savunmasını yapabilir miyiz gibi. O zaman bu teknik olarak bizim için, yani NSA seviyesinde bir çalışma için söylemiyorum, yani bizim için imkansız bir şeydi. Teknoloji yoktu, kaynak yoktu, bilgi yoktu vesaire. Ama o zamandan beri merak ettiğim bir şeydi. Yapay zeka hacklenebilir mi? Yapay zeka ile hack yapılabilir mi? Bu 2000'lerin başından beri, işte çocukluk zamanlarımızdan beri düşünüp üzerinde kafa yorduğumuz bir şeydi. Bu aşağı yukarı uzun yıllar sonra, 15-20 yıl sonra sektör ve teknoloji olgunlaşabildi. Bizimle bu tarafta bir şeyler yapabileceğimiz hale geldi diyelim. Velhasıl ondan sonra yazılım ve diğer çalışmalarımızı bir kenara bıraktık tamamen. Hatta yapay zeka tarafında bile birçok bizi tatmin etmeyen projeyi bıraktık. Ve tamamen siber güvenlik tarafına odaklandık. Burada geçmişte database güvenliği üzerine de birçok şey yaptık. Yazılım güvenliği ya da işte güvenli yazılım geliştirme eğitimleri de verdim yıllarca. O bir geliştirdiğiniz bir DLL nasıl hacklenir, nasıl manipüle edilir, kaynak kod güvenliği, sistem altyapı güvenliği vesaire vesaire. Bütün bunları birleştirerek, yılların argesini birleştirip, siber güvenlikle yapay zekayı birleştirip, offensive AI tarafında odaklanan çalışmalar yapmaya başladık. Burada öncelikle neler yapabilirsiniz, bazı kaynaklardan biraz bahsedeyim, sonrasında devam ederiz. Türkiye'de de offensive AI tarafında bir organizasyon kurduk. Aslında globalde yıllardır farklı organizasyonlar içerisindeyim. Fakat oradaki know-how'u, araştırmayı, çıktığı, mesela DeepMind vesaire birçok dünyada çok güzel, çok sık araştırmalar yapan kurumlar var. Onlarla içerisindeki arkadaşlar vesaire farklı tamamen non-profit organizasyonlar içerisinde bir şeyler yapılıyordu yıllardır. Ben bu bütün araştırmaları hani Türkçe'ye dönüştürüp Türkiye'deki ekosisteme adapte edebilmek için bir organizasyon kurduk. AI Sec Lab adında. Tabii Türkiye'de bu çok çok yeni bir alan olduğu için bu yani sıfırdan bir sektör oluşturmak gibi düşünülebilir. Biraz üzerinde çalışıyoruz. Şu an Offensive AI üzerinde özel eğitimler falan da veriyorum. Hem devlet kurumlarında hem özel üniversiteler vesaire ya da genel açık kaynaklarda diyelim. Burada tamamen saldırı ve savunma odaklı yapay zeka projeleri nasıl geliştirilir? Konseptli bir çalışma. Burası tamamen non-profit. Üzerinde yeni çalışmalar yapılıyor. Yakından daha çok duyarsınız AI sektörü. Kaynaklar tarafında da bahsettiğim mesela siber güvenlikte yapay zeka, sistem, network, güvenlik vesaire bunları birleştiren gene böyle sohbet, soru cevap tarzında ilerlemiş bir saatlik bir video izlemenizi öneririm. Cyber AI tarafında yapay zeka hacklenebilir mi ve hackleyebilir mi? 2 saatten fazla içerik olan bir video var ve demolar var. Mesela güvenlik tarafında araştıranlar bilebilir. OWASP dediğimiz Open Web Application Security Project içerisinde de 2000-2001'den beri aslında var olan bir zafiyetler listesi var. SQL Injection'dır vesaire. XSS de bu OWASP'ın içerisindeki zafiyetlerden birisi. Onu yapay zekalı deep learning'de nasıl detect ederiz, tanırız. Bununla alakalı bir demo. Sadece yazılımın çıktı kısmını gösteriyorum orada. Demolar böyle. Static code analysis var. Kaynak kod analizi dediğimiz bu yazılım güvenliği tarafında dynamic analysis ve static analysis dediğimiz ikiye ayrılan uygulama analizi başlığı var. Dinamik kod analizi temelde bir uygulama runtime'dayken, çalışıyorken, bu mobil uygulama da olabilir, bir masaüstü uygulama da olabilir, fark etmiyor. Bunların çalışmasının manipüle edilmesi, dynamic code analysis ya da dynamic app analysis de denir buna. Static code analysis ise runtime'de değil, kod aktif olarak
yazılmış. Onun üzerinde kodlama hataları, güvenlik tabanlı kodlama hataları. Bunlardan bahsediyoruz. Static Code Analysis bu. Bunu yapay zeka ile yapabiliyoruz. Burada NLP algoritmaları kullanıyoruz. Bunlar çok çok derin alanlar. Ayrıca konuşulabilir. Merak ettiğiniz konuları istediğiniz gibi sorabilirsiniz burada. Attack on Image, mesela CNN algoritmaları kullanarak, CNN ve GAN kullanarak bir AI security başlığı var. SQL Injection Detection var, Deep Learning ile yaptığımız gibi. Phishing URL Website Detection var, Malicious URL Detection. Bunlar aslında antrenman çalışmaları sadece. Bizim, ben girişim sahibi olduğum iki tane firma var, DeepLab ve SafeBox. Şu an SafeBox tamamen yapay zeka ile siber güvenlik üzerine odaklanmış. Tamamen sıfırdan projeler geliştiren, modeller geliştiren bir firma. Orada yaptığımız çalışmaların yanında aslında bunlar çok küçük antrenman ve birkaç tane antrenman çalışması denebilir. Arka tarafta yüzlerce farklı proje var, hazırlanmış ve geliştirilmesi devam ediyor. Şöyle hiç uğraşmamış kişiler için gene 1 saat 15 dakikalık yapay zeka güvenlik geçen sene yaptığım bir etkinlikti. Programlama tarafını saymıyorum. Zaten birçok kaynak var. Onları inceleyebilirsiniz. Ücretsiz onlarca saat. Yapay zekada iki tane çok gelişmiş araç var demiştik. TensorFlow'la PyTorch. TensorFlow için 3 gün 3 saatten fazla video var. Genel tanıtım bu. Yani sıfırdan merak edenler bu nedir, ne yaparmış vesaire bunları anlatır. Ama hiç yazılım vesaire bilgisi olmayan için çok zorlayıcı olabilir. Bir genel kültür aktarımı da var çünkü burada. Bir diğeri de PyTorch ekosistemi. Gene 2 videoluk, 2,5-3 saate yakın 2 video. İkisinde de birer uygulama yapıyorum. Bir de benim şurada 5,5 saatlik bir giriş rehber var. Mutlaka öneririm bunları, merak edenler. Ayrıca benim canosan.com üzerinden de erişebileceğimiz Medium hesabımda yapay zeka güvenliğine giriş, uzun bir makale. İşin mantığını anlatmaya çalıştım. Bir de nasıl yapay zeka hacker olur gibi bir makale var. Tabii bu kitaplık, birkaç kitaplık bir konu. O yüzden yani mümkün olduğunca anlatmaya çalışsak da çok yüzeysel kalıyor. Ama ön bilgi olarak verilebilir. Birçok sunum paylaştım. Mobil uygulama güvenliği üzerine işte şunlardan biraz bahsedeyim. İşinize yarayacak şeyler. Şunun da mesela video anlatımı benim YouTube'da var gene. 2 saat falan vardı herhalde. 2-2,5 saat. Endüstriyel yapay zeka ve otonom sistemler. Mesela 66 sayfalık mobile security var. Bu bir mobil uygulama güvenliği. Aslında bunların hepsi zamanında eğitimlerde kullandığım, kurumsal eğitimlerde kullandığım sunumlar. Onları mümkün olduğunca paylaşıyorum. Vakti geldi. Yeni güncelleri ne çıkardığımda eskilerini paylaşıyorum. 2212 sayfalık yapay zeka çok farklı böyle temelden anlatan başka bir sunum daha. Machine Learning as a Services sıfırdan sıkı bir yapay zeka infrastructure geliştirmeyi hedefler. Machine Learning as a Services. Benim burada, şurada bahsettiğim mesela XAAS Architectures tarafında SaaS var. Software as a Services. Bu mesela Shopify bir SaaS platformudur. Yazılım vesaire altyapıyı geliştirip genele açık merchantlara kiralama işlemi. Onun yapay zeka versiyonu Machine Learning as a Services. Bununla alakalı bir sunum. Bunu ayrıca inceleyebilirsiniz. AI security tarafında gene var. Farklı versiyonları da var. Endüstriyel, işte karanlık fabrikalar diyorum ya, dark factory tarafı, insansız fabrika. Bu geleceği şekillendiren bir şey aslında. İnsansız otomobillerden çok daha kritik, stratejik bir şey. Her ne kadar çok duyulmasa da. Bir fabrikanın üretim sürecinin tamamen otonom olması üzerine kurulu. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler gene bunun videosunu da benim YouTube üzerinden
bulabilir. Genel olarak böyle. Yani olarak şu an SafeParks dediğimiz bir çalışma üzerinde ilerliyoruz ve savunma ve saldırı odaklı yapay zeka projeleri geliştiriyoruz. Genelde yurt dışı odaklı projeler geliştiriyoruz. Son bir yıldır da Türkiye'de bu çalışmaları yapıyoruz. Diyeyim. Çok teşekkürler kendinizi tanıttığınız için. Burada yani cidden yararlı kaynaklar olacağına eminim hepimiz için. Soruları alabiliriz arkadaşlar. İstediğiniz soruları chat'e, yani merak ettiğiniz konuları chat'e yazabilirsiniz. Burada cidden bilgili, yani birçok alanda da çalışmışsınız. Onu da bundan kaynaklı da, yani blockchain üstünde de çalışmaları bulunmakta. Yapay zeka zaten yapay zeka üstüne bir şey şu an. Bundan kaynaklı olarak yani sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Buyurun. Aramızda güvenlikle ilgilenen var mı? Şu an. Cyber security ile güvenlikle ilgilenen var mı arkadaşlar? Tamam. Cihan Bey açısından yapay zeka nedir? Sizin için nedir o? Yapay zeka. Peki. Yapay zeka bu aslında... Ya bir tool mudur yoksa evet, cidden mesleğimizi bitirecek bir şey midir? Şu an nedir sizin için yapay zeka? Evet, yapay zeka. Bu saatlerce tartışılır. Bazen felsefesi üzerine bazı kapalı organizasyonlar yapıyoruz. Sadece felsefesinin bir başlığı üzerine bile saatlerce konuşulabiliyor. Yapay zeka herhangi bir şeyi kendi kendine öğrenebilme süreci, makinelerin, yazılımın kendi kendine öğrenebilme süreci denebilir burada. Sektör açısından belki yorumlamak daha iyi olabilir. Hani gerçek, işte hayallerimizdekiyle gerçek arasındaki farkı da anlamak önemli. Sektörde, özellikle Türkiye sektöründe yapay zeka alanında çalışmalar yapacaksanız çıtanın çok yüksek olmadığını garanti ederim. Yapay zeka çalışmaları savunma sanayi tarafında güzel bir şekilde temsil ediliyor. Orada güzel örnekleri var. Aktif olarak kullanılıyor. Çünkü kullanılmak zorunda. Oradaki o sorunları çözebilmek için. Mesela dronların birbiriyle ilişkisini, iletişimini sağlayıp birbiriyle koordinasyon halinde çalışmasını sağlamak için mecburen yapay zeka kullanmanız gerekiyor. Buna Swarm AI denir. Swarming. Türkçesi oğullama. Orada bu ileri seviye farklı tekniklerden birisi bu arada. Reinforcement Learning dediğimiz yapay zekanın tamamen sıfırdan kendi kendini öğrenebilen başlığıyla Swarming'in birleşmesi gibi düşünebilir. Oradaki dronların birbiriyle iletişim halinde olup, işte birinin ya da birilerinin takım lideri olup, dronlar içerisinde beyin olup diğerlerini koordine etmesi gibi bir süreç mesela. Ya da bir roketin bir başka roketle ya da savunma sanayindeki araçla iletişimde olup işte arasındaki takip mesafesinin ya da hızını ya da seyrini hesaplama işlemi. Bu mesela yapay zeka gibi bir şey olabilir. Ya da işte insansız otomobil çalışması yapılacaksa bu savunma tarafındaki kara aracı da olabilir. Aynı şekilde. Yakın zamanda mesela Selçuk Bayraktar şöyle bir şey söylemişti. Aslında yıllardır yapmak istediği şey buydu. Kızıl Elma'da Kızıl Elma bir başka savaş uçağıyla, düşman savaş uçağıyla it dalaşı yapabilecek. Yani bu şu demek oluyor aslında. Çeşitli hızlı atik manevralar yapabilecek gibi bir şey. Bu da mesela yapay zeka ile yapılabilecek bir şey. Tabii ki fiziksel o cihaz, yani robot, drone
kendi fiziksel sınırlarını da bilerek neler yapabileceğini zaman içerisinde öğrenecek, simülasyonlarla vesaire ve bunları otomatik bir şekilde yapabiliyor olacak gibi düşünülebilir. Genel olarak böyle. Kendi kendini öğrenebilmesi. Burada çok kafa karıştıran şeylerden bahsedeyim aslında. Yeri gelmişken. Machine Learning, Deep Learning diye şu an ikiye ayırıyoruz yapay zekayı. Reinforcement Learning de üçüncüsü gibi düşünülebilir. Tamamen kendi kendini öğrenme. Supervised ve Unsupervised diye de ayrılıyor. Gözetimli, gözetimsiz. Machine Learning dediğimiz şey temelde onlarca yıldır kullanılan istatistiksel algoritmaları içeren bir alan. Yani Machine Learning tarafı aslında çok çok yeni bir şey değil. Oradaki algoritmalar, classification, regression vesaire bunu 30 yıl önce de iyi bir istatistikçi zaten bunlarla algoritmalar geliştiriyordu, sorunlar çözüyordu. 40 yıl önce de bu tür işte istatistiksel algoritmalarla ciddi sorunlar çözülüyordu. Bu biraz daha yapay zeka tarafındaki diyelim ki artificial neural network mantığıyla vesaire bir şeylerle birleşip, farklı algoritmalarla birleşip machine learning başlığı altında toplandı. Burası daha çok istatistiksel alan. Deep learning tarafı tamamen neural network üzerine, yapay sinir ağları üzerine kurulu ve sıfırdan öğrenme ya da öğretme üzerine kurulu bir alan. Sıfırdan algoritmalar geliştiriyoruz. Kendi kendine öğrenmesini istiyoruz temelde. Orada veriler veriyoruz. Bu verilerden kendin paternleri bul, kendin öğren diyoruz deep learning'de. Reinforcement learning biraz daha farklı. Bu Boston Dynamics'in de kullandığı algoritmalardan bir tanesi. Mesela o kendi kendine takla atan vesaire yürüyen robotlar. Bunlar reinforcement learning, computer vision, deep learning, machine learning hepsinin birleşiminden oluşuyor gibi düşünülebilir. Bir sonraki soruya geçelim isterseniz. Şey sorulmuş. Ben her zaman AI için if else'ten oluşan şey veri seti ambarıdır derler. Yani yapay zeka denilen şey aslında if else'tir derler. Gerçek midir? Bu raflı midir sadece? Onu sormuşlar. Yani direkt hurafedir diyerek başlayayım. Direkt cevabı başta vereyim. Sonra açıklayayım. Şöyle, yapay zeka dediğimiz şey onlarca yıldır dünyada binlerce ustanın, gerçekten ustanın ciddi emekler vermiş ve şu an 70-80 yaşında bir kısmı vefat etmiş falan. Bu ustaların geliştirdiği binlerce algoritmanın sonucunda ortaya çıkan bir şey. 20 yıl önce 2009-12 öncesinde çok ciddi yapay zeka atılımının olmamasının sebepleri vardı. Algoritmik sebepleri vardı. O zaman da binlerce algoritma vardı. Fakat belli öğrenme paternlerini uygulayacak sorunları çözebilmiş değildi insanlar. O trik noktalar vardı öğrenme sürecinde çok gerekli olan. Bunlar çözülmediği için geçmişteki binlerce algoritma birçok şey yapabilse de gerçekten dönüşüme sebep olamamıştı dünyada. Sonrasında Geoffrey Hinton amcamız, ustalar ustası, bu amcamız güzel bazı sorunları çözdü Google'ın isteği ve desteğiyle diyelim. Yani işte parasını verdi ve belli bir çıktı istemişti. Android tarafında kullanılacak, Android işletim sistemi içerisinde kullanılmak üzere bir sesle alakalı bir problem diyelim. Bunu çözmek için mesela bir ciddi yatırım yapmıştı ve bunun çıktısı olarak da birçok teknik sorunu çözebilmişlerdi bu üstadlar. Bu bahsettiğimiz aslında hurafe tanımını kullanmaya sebep olan şey şu. Geçmişteki binlerce algoritmadan bir tanesi var. Gerçekten if-else mantığına benziyor. Yani bir karar alma mekanizması oluşturmak istemiş birileri 1980'de, 70'de neyse ve mantık olarak if-else benziyor. Binlerce algoritma içerisinde bir tane ve bunu da yapay doğal olarak yapay zeka paketi içerisinde düşünmeniz gerekiyor. O da bir algoritma çünkü. O da sorun çözen bir algoritma.
Fakat binlerce içerisinde sadece bir tane, en küçüklerden bir tanesi. O yüzden insanlar da doğal olarak sadece bunu anlayabiliyor çoğunlukla. Mesela temel yazılım bilen birisi bile ilk olarak bunu anlayabiliyor. If else mantığı falan. O zaman diyor ki yapay zeka da if else'dir. Hiç alakası yok. Yani yapay zeka şu an patern öğrenme üzerine kurulu. Paternleri biz de öğretebiliyoruz bazılarında. Bazen kendi kendini öğrenmesini isteyebiliyoruz. Mesela son yıllarda özellikle popüler olan ve halen daha gelişimi devam eden reinforcement learning'de tamamen sıfırdan yapay zeka sen öğren diyebiliyoruz. Süreçleri çok daha zor, çok daha fazla donanımsal ve maddi kaynak gerekebilir. Geliştirme süreci de öyle sıkıntılı. Biz mesela bu bahsettiğim kendi kendini öğrenme algoritmasını ya da algoritmalarını, ki bunlar tek bir algoritmayla asla yapılamaz. O da yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi. Bazen bir proje geliştiriyorsunuz, sadece küçük dediğiniz bir proje için bile 10 tane farklı algoritma kullanmak zorunda kalabilirsiniz. İki tanesi temel istatistik algoritmasıdır. İşte birkaç tanesi diyelim neural network üzerine kurulu, işte aslında yapay sinir ağları dediğimiz, mesela RNN olabilir. RNN metinsel verilerden öğrenmek için gerekli. İşte CNN kullanabilirsiniz aynı projede. O görüntü üzerinden öğrenmek için en optimum çözüm. İşte diyelim ki RNN'in çözdüğü bir sorunu, diyelim ki LSTM diye onun farklı bir varyasyonu var. LSTM'i kullanarak çözmeniz gerekir vesaire. Nihai olarak da bunu reinforcement learning'e bağlamak zorundasınızdır. Haliyle bütün machine learning, deep learning ve reinforcement learning hepsini kullanmış oldum. Tek bir proje içerisinde. O Hal yüzden tekil böyleyken, düşünmeyin. yani hal böyleyken yapay zekada bunun şeyi daha da fazla olabiliyor diyorsunuz yani şey olarak. Böyle Kombinasyonlar. yani evet, kombinasyonlar şey olabiliyor. Yani yapay zeka sadece basic bir algoritmadır şeyde de düşünmemiz gerekiyor bildiğiniz gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Kombinasyonlar demişken şöyle de bir sorumuz var. Yapay zeka ve siber güvenliği nasıl birleştirdiniz? Nasıl kullanıyorsunuz şeklinde bir soru geldi. Süper. Burada öncelikle güvenlik bakış açısına sahip olmak zorunluluğu var. Bunu aslında yazılım ve yazılım güvenliği tarafında da aynı şekilde anlatabiliriz. Siz çok iyi yazılımcı olabilirsiniz. Senior, gerçekten hak etmiş bir senior olabilirsiniz. Ve belli ölçüde işin mantığına hakim olduğunuz için tecrübenizle güvenlik tarafında da %20-30'luk bir güvenlik sağlayabilirsiniz iyi programcı olarak. Fakat iyi bir güvenlikçi olmak için, yani güvenli yazılım geliştirebilen bir senior olmak için gerçekten güvenlik temellerine hakim olmak zorundasınız yazılımda. Bu bir farkındalık konusudur. Bunu güvenli yazılım tarafında böyle açıklarız. Sen çok iyi bir yazılımcı olabilirsin fakat bakış açın güvenlik tarafında desteklenmediyse asla güvenli yazılım geliştiremezsin. Bunlara basit örneklerden bir tanesi. Mesela bir yazılımcı bir login işlemi yaparken, yani en iyi anlaşılacak örneklerden biri olduğu için minimum bilgiyle en iyi anlaşılacak örneklerden bir tanesi denebilir buna. Bir yazılım geliştirirken login işlemi yapıyorsunuz. Arka tarafta bir hash algoritması var. Hash algoritması sizin kullanıcı olarak yazdığınız kullanıcı adı ve sonrasında şifre kısmını hashleyip database'e soruyor. Yazılımcıya burada hangi algoritmayı kullanalım derseniz, yazılımcı en hızlı. Çünkü o kafa olarak performans, optimizasyon anlamında bakar. İşin doğrusu budur. En hızlı hashing algoritmasını kullanmayı ister. Fakat bir güvenlik uzmanı için sorarsanız, ona sorarsanız olabildiğince en güvenlisi fakat en yavaşını kullanmayı tercih eder. Sebebi çok basittir burada. Brute force ataklarında siz sisteminize ne kadar hızlı hashing algoritması ya da benzer bir şekilde çok çok hızlı çalışan bir altyapı yaparsanız fakat filtrelemeler ve optimizasyonlar, güvenlik optimizasyonları yapmazsanız saldırgan da sizin sisteminize o kadar hızlı denemeler yapabilecek anlamına geliyor. Haliyle burada yazılımcı çok hızlı bir algoritma seçebilir.
orayı çok daha hızlı cevap verecek şekilde tasarlayabilir. Doğru. Fakat güvenlikçi der ki orayı çok hızlı yapmak zorunda değiliz. Mümkün olduğunca yavaş olsun, kullanıcının, gerçek bir kullanıcının işini zorlaştırmayacak kadar yavaş olsun ve birkaç hatalı denemeden sonra mümkün olduğunca yavaşlat o işlemi mesela. Bunun gibi şeyler. Bu aslında farkındalıktır mesela. Bu yazılım bilgisiyle alakalı da değildir. Gibi. Bu tür şeyleri zaman içerisinde farklı örneklerle inceledikten sonra yapay zeka tarafına da güvenlik bakışıyla bakmaya başladım. Orada şunu da söyleyeyim. Offensive AI dediğimiz ya da Cyber AI, bu temelde ikiye ayrılıyor. Birisi AI Security, diğeri de Cyber Security in AI. Yani AI Security dediğim şey yapay zekanın kendi güvenlik zafiyetleri. Ben bir model geliştirdim, bir yapay zeka algoritması geliştirdim. Diyelim ki bu insansız hava aracında ya da bir bankanın face detection sisteminde kullanılacak. Fark etmiyor. Bu sistemin algoritmik olarak aldatılması, manipüle edilmesi süreci. Bu AI security konusunda ya da AI hacking de denebilir buna. Biz bu tarafı yapıyoruz zaten işimiz gereği. Fakat dünyada çok niş bir alan. Diğer tarafta cyber security in AI, orası da bildiğimiz siber güvenlik tarafındaki işlemlerin, süreçlerin, saldırı ve savunma çalışmalarının yapay zeka ile yapılabilmesi işlemi. Benim aslında o soruya cevaben şöyle diyebiliriz. Yapay zeka ve siber güvenliği nasıl birleştiririz? Aslında çok basit. Elinize bir alet aldığınızda bunun mesela ne işe yaradığını düşünmeye başlarsınız. Değil mi? Hani bir şey vardır ya, elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. Doğru. Ama elinde çatal olsa her şeyi çatalla o işi yapabileceğin bir iş olarak görmeye başlarsın. Kaşık olsa bir şeyleri taşımak için kullanmak üzere kafan çalışmaya başlar. Biz de güvenlikçi temelli olduğumuz için ama derinlemesine yazılımla uğraşmış, veriyle uğraşmış taraf olduğumuz için ben bütün bunların yapay zeka ile nasıl birleştirebileceği üzerine düşünmeye başladım. Ve bu alanda uygulamalar yaptım. Mesela ben bir sağlıkçı olmadığım için, bu arada sağlık, yapay zekada sağlık projeleri de yaptık. Fakat birlikte yaptığımız kişiler doktordu. İşte pratisyen, onun profesör hocaları vesaire gibi kişilerle bunları yaptık. Kendi başınıza yapamazsınız, sizin uzmanlığınız değil o. Biz geliştirici olarak destek olduk. Fakat siber güvenlik tarafında ben zaten uzmanım. Benim mesela finans uzmanı değilim, sağlık uzmanı değilim, bir tıpçı değilim. Gidip kendi başıma düşünüp finans tarafında uzmanlaşmam ya da sağlık tarafında uzmanlaşmam mümkün değil. Yıllarımı alır, gerek yok. Ama siber güvenlikte hiç kimseye ihtiyacım yok. Bu direkt benim uzmanlığım. Ben kendim sıfırdan yıllarca kendimi geliştirdim ve bu alanda bir proje yapmaya başladığımda A'dan Z'ye bütün altyapıyı satır satır yazarak kendim oluşturabilirim. Ve ilgi alanım bu. Bu nedenle de birleştirip tamamen bu taraftaki sorunları çözmeye hedefledik. Bir diğeri de güvenlik tarafı temelde askeri bir alandır. Siber güvenlik askeri bir başlıktır. Siz bunun içerisine istihbaratı da koyabilirsiniz. Mesela günümüzde istihbarat dediğiniz şey aslında teknoloji de yapılır. Onu da dahil edin buna. Emniyet güçlerinin çalışmalarını, işte askeri çalışmalar falan, hepsi buna dahildir. Siber taraftaki cyber security bunu sanal komutanlığı gibi düşünün. Bu tarafta da ülke olarak, altyapı olarak ciddi bir ihtiyaç var. Bu nedenle de belli şeylerde de yapmak zorunda olduğumuz işler var diyelim. Böyle. Çok teşekkürler cevabınız için. Umarım cevap olmuştur. Şöyle bir sorumuz daha gelmiş. Offensive AI ile ilgili etik sorunlar nelerdir ve bunlarla nasıl ele alınabilir? Yani aslında burada da güncelde de hikayeler duyuluyor bir noktada. Mesela siz eğer
ChatGPT üzerinde çok insan, yani ChatGPT dediğimiz şey artık user level, yani senin benim bakkal amcanın seviyesinde kişiye yapay zekayı tanıştırdığı için burada herkes ulaşabiliyor ve burada çok ilginç bir şey olmuş. Birisi bir Windows 95 çalıştırabilecek bir key üretmiş mesela. Yani aslında belirli algoritmaları ve şeyleri üreterek günümüzde siz bir ürünün product key'ini bile oluşturmaya mı yol açıyor gibi. Bu bir noktada etik midir? Çünkü ya etik değil çünkü gibi duruyor. Çünkü adamın şeyini çalıyorsun, bir noktada operating sistemini çalıyorsun. Peki sizin burada düşünceleriniz neler? Yani offensive veya yani yapay zekanın bu security'lere girmesi bir noktada ve şeylere girmesi nasıl etik sorunlara yol açacaktır? Evet, derin bir konu. Yıllar önce yazdığım bir makale vardı. Onu da ayrıca yani 2015-16'da zeka ile alakalı bazı şeyler yazmıştım. Ekranı O akıllı, açarsa evet, görebilirim. bunu göstermedim. Şöyle. O zamanlar insansız otomobiller üzerine çalıştığım için tabii yani şu an bahsettiğimiz TensorFlow bile yoktu. Yani PyTorch falan yoktu gibi düşünün o dönemleri. Ondan sonra güncellemedim zaten. O haliyle bıraktım bilinçli olarak. Akıllı otomobiller ve etkileri falan. Yani bu mesela 2016'da yayınladığım bir şey. Uzun bir makale. Ve burada söylediğim şeylerin çoğu çıktı. Bazıları halen yapılmadı. Mesela söylediğim şeylerden bir tanesi insansız otomobiller ile insansız otomobilleri sizin için çalışacak, size para kazandıracak demiştim. 2 sene önce, bu 2016'da yazdığım şey, iki sene önce Elon Musk açıklama yapmıştı. Sizin otomobilleriniz sizin için çalışıp size para kazandıracak diye aynı şekilde. Gibi. Yani işin mantığı bu çünkü. Sizin bir otomobiliniz var mesela. İşe gittikten sonra yani 9-5 çalıştığını varsayalım. Sen 9-5 çalışırken senin otomobilin de bir network'e dahil oluyor. Senin için para kazanıyor gibi düşün. Böyle bir mantık. Burada söyleyeceğim şey şu. Ben 2016'da Ben İnsan Kendi Tanrısını Yarattı diye bir makale yazmıştım. Gene bunu okumadan eleştirenler de oldu. Nasıl sen Tanrı dersin falan, yapay zeka ne demek falan. 2016'da, 15'te yazmıştım, 16'da yayınlamıştım. 2 sene önce gene şöyle, şu an Amerika'da bunlar yapılıyor. Google'ın üst düzey yöneticilerinden bazıları ayrılıp yapay zeka dini geliştirmeye başladılar. Hani diyor ya, biz bunun felsefesi tarafında da bazı çalışmalar yapıyoruz. O etikle vesaire birleştireceğim. Yapay zeka dini gibi bir şey yaptılar. Buradaki temel şey insan gibi yanlı olmayacağını varsaymak. Yapay zekanın insan gibi yanlı olmayacağını varsaymak. Fakat gerçekte öyle değil. Sebebi ChatGPT dediğim şey temelde İnternetteki veriler üzerinden öğrenmiş bir mekanizma. Bunun için çalışan DeepMind'da yani ChatGPT OpenAI tarafında ama DeepMind mesela Google tarafında da Bard geliştirildi. Farklı modeller geliştirildi ChatGPT tarzında. Bu işlerin güvenliğini sağlayan kişiler AI security uzmanları. Oradaki arkadaşlar AI security'ci olarak bu tür olasılıkları privacy konusunu, etik konusunu vesaire modele öğretmeye odaklılar. Yani illa bir saldırı olmak zorunda değil. Onun savunması tarafında da bu arkadaşlar görev alıyor. Ve o ChatGPT dediğim şey arka tarafta reinforcement learning from human feedback denir buna. Reinforcement learning kendi kendini öğrenme.
from human feedback dediğimiz kullanıcı, kullanıcının geri bildirimlerinden öğrenmen. RLHF denir buna. RLHF diye araştırabilirsiniz. Algoritmik seviyede bu şekilde çalışıyor. Ve temelde de aslında NLP mantığı, chatbot mantığı var. Bunun içerisindeki veri tarafında öğrenmesinin güvenliğini sağlayacak kişiler de AI security'ciler. Haliyle siz aslında AI security'cilerin ya da onların başındakilerin doğru nedir diye tarif ettiği şeylerin içerisinde koşturabilirsiniz sadece. Yani diyelim ki sen benim geliştirdiğim bir ChatGPT versiyonuna kırmızı gömlekle alakalı bir şey söylüyorsun. İşte kırmızı gömlekle alakalı sorduğun soru da benim düşüncem, diyelim ki kırmızı gömleği sevmediğimi varsay, ChatGPT'ye benim geliştirdiğim modele kırmızı gömleği kötüleyici şeyler öğretmişim gibi düşün. Kırmızı penliği vesaire. Haliyle sana bu şekilde cevap verecek. Ama mesela siyah penliği sorduğun zaman onunla alakalı çok güzel şeyler söyleyecek. Öğrendiği iyi şeylerden bahsedecek. İşte siyah giyenin karakteri şöyledir, olumludur, pozitiftir. İşte toplum elinde şöyledir. Vesaire vesaire psikolojik, sosyolojik her şeyden bahsedecek. Kırmızı penyeden bahsedeceğini tam kötüsünden bahsedecek. Olduğunu varsay. Aslında sosyolojiyi, toplumu değiştirmiş oluyorsun. Ve bunun belirlenmesini sağlayan kişiler AI security tarafıdır. Tabii ki onu fonlayan kişilerdir. O ayrı bir şey. Bu makaleyi açmamın sebebi şu. 2016'da yazdım bu makalede. Buradan bahsetmeyeceğim. Okuyun. Orada şeyden bahsediyorum. Bakın en sonda hiç güncellemedim. Bilinçli olarak da bırakıyorum bunları. Özellikle o zamanki düşüncem neymiş diye dursun diye. İyi ya da kötü olan araçlar değil amaçlardır. En son paragrafta. Amaçları belirleyen ise insandır. İnsanı doğru yolda tutmayı başarırsak araçlar dünyayı yaşanır kılar. Tersi durumda nere olduğunu gözü görmeyen de görür vesaire. Burada iyi ya da kötü diye bir şey yok. Bak şu an Elon Musk aslında tek başına söylemiyor. Bir grup içerisinde bir organizasyon var. Elon Musk da o grubun içerisinde, non-profit organization içerisinde. Ve diyorlar ki 6 ay boyunca ChatGPT tarzındaki araştırmaların eğitimlerinin durdurulması gerekiyor diyorlar. Bak 2016'da söylediğime bak, bugün söylenene bak. Daha geçtiğimiz hafta bu mesela ortaya çıktı. Bunun karşısında da birkaç güçlü isim var. Bir tanesi, ya aslında hepsi bunlar ustalar gerçekten. Facebook'un başındaki, Fair'ın başındaki ustamız. Bu CNN tarafında, CNN algoritmasını da geliştiren, aslında güçlendiren kişi. Bir de Baidu ve eski Google Brain'in AI tarafında başında olan kişi Andrew Ng. Bunlar da mesela bunun aslında nasıl bir hata olduğundan bahsediyor. Yani eğitim sürecinin durdurulmasının nasıl hata olduğundan bahsediyor. Sonuç nedir? 2016'da söylediğim şeyden bir adım geriye gidemez. Çünkü mantık böyle işlemiyor. Bir şey geliştirdikten sonra bunu şöyle diyebiliriz. Cin şişeden çıktı ve çıktıktan sonra bilgi böyledir bu arada. Şişenin içerisindeki cin gibidir bilgi. O bir kez çıktıktan sonra asla geri dönemez. Konu kapanmıştır. Şu an deli gibi bakın onlarca çok güçlü open source ChatGPT tarzında projeler var. Onlarca çok güçlü. Dünyada yüzlerce geliştiriliyor şu an. Siz bunların diyelim ki iyi niyetli olan 99 tanesini durdurduğunuzu varsayalım. Diğer 2 tanesi, 3 tanesi, 5 tanesi kötü niyetli ve bunlar çalışmaya devam edecekler. Asla durduramazsınız bunları. Hiçbir şekilde durdurulamaz. Yani dünya birleşse, bütün ülkeler birleşse gene durdurulamaz. Bu nedenle de cin şişeden çıktıktan sonra mecburen devam etmek zorundasınızdır. Kötüler
çok daha hızlı, çok daha fazla kaynakla bir şeyleri çalıştırırken siz aksine daha hızlı çalışmak zorundasınızdır. Daha organize çalışmak zorundasınız ki çünkü önünüze diğerleri çıkacak. Kötü taraflı olanlar çıkacaklar. Bir sene sonra, iki sene sonra. Buradaki etik tarafında diyoruz ya AI etik çok derin bir konu. Aslında her birisi bir başlık. AI etik diye geçer bu. AI privacy ayrı bir uzmanlıktır vesaire. AI security'nin altındaki başlıklardan bahsediyorum burada. Etik sorunları şöyle düşün. Siber güvenlikte aslında çok tecrübe edilmiş bir şeydir bu. Etik problemi. Siber güvenlikte biz bir yazılım geliştiririz. Diyelim ki Metasploit. Siber güvenlikçiler bilir. Metasploit diye bir yazılım var. Open source, uzun yıllardır geliştirilen, penetrasyon amacıyla kullanılan bir yazılım bu. Yani sistem penetrasyonu, güvenlik açıkları araştırma vesaire bulmak için geliştirilmiş open source ve dünyada çok desteklenen bir yazılım. Bu kesinlikle kötü niyetliler tarafından da kullanılıyor. Ama iyi niyetliler tarafından da kullanılıyor. Mesela güvenlik ekiplerinde yani ya da hacker diyelim, black hat hacker vardır. Bir de white hat, işte beyaz şapkalı dediklerimiz. İyi niyetli ve kötü niyetli olarak ayırdığımızı varsay. Yapay zeka tam olarak aynı ilerlemek zorunda. Bir şey geliştireceğiz. Bunu kötü niyetliler alıp kötü amaçla kullanacak. İyi niyetliler alıp iyi amaçla kullanacak. Bunu değiştiremezsiniz. İnsan doğası bu. Aynı şeyi mesela tıp alanından örneklerim. Doktorların, yani tıbbın %95'inin, tıp alanında çalışanların 95'inin çok iyi niyetli olduğunu varsayalım. Gerçekten halis niyetlerle girmişler. İşte bir ideali varmış, çok çalışmış vesaire. Çoğunluk budur. Fakat kötü amaçlı kullananlar da var. Her zaman diyorum organ mafyası kasaplarla çalışmıyor. Onlar da cerrahlarla çalışıyor. Değil mi? Orada kötü niyetliler devreye giriyor. Fakat çoğunluk kötü diyemezsiniz. Ya da tıbbın ilerlemesini durduralım diyemezsiniz burada. Aksine daha da ilerlemesi gerekiyor. Kötüleri arasından mümkün olduğunca izole edebilecek bir süreç, sistem tasarımında iyileşmeler yapılması gerekiyor sadece. Etik, bak her yerde etik var aslında. Bu yapay zeka ile alakalı bir şey değil. Etik her yerde. Benim geliştirdiğim bir araç, penetrasyon yapabilen bir yapay zeka, normalde şu şekilde de çalışabilir. İnternette tamamen başıboş bir şekilde bırakılıp internette kendi başına işlemler yapabilir. Pratikte bu mümkün. Kaynak olarak da çok farklı hacklediği diyelim IOT ve farklı donanımları kaynaklarını kullanabilir. Bir virüs gibi düşünün. Akıllı bir şekilde öğrenerek ilerleyebilir. Böyle bir virüs olduğunu varsa yapay zeka destekli. Bunlar mümkün. Fakat burada biz tamamen güvenlik odaklı çalıştığımız için doğal olarak etik kurallara göre geliştirmeler yapıyoruz. Ve belli sınırlamalar koyuyoruz. Fakat gene ben belirliyorum, dikkat et. Geliştirici olarak ben belirliyorum bunu. Diyorum ki mesela bir sistemin güvenlik zafiyetini bulduğunda belli taktikleri, teknikleri kullansa güvenlikte sistemi çökertebilir. Ya da oradan veri sızdırabilir. Fakat ben o aşamada bunu yapma diyorum. Yapmamasını öğretiyorum. Şu 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 teknikleri kullanma. Bu etkileri sebep olacak bir şey yapma. Eğer bunu müşteri isterse müşteri bize onay vermek zorunda. Yani bu şekilde ben test ederim. Yapay zeka bunu yapabilir. Fakat sen onaylıyor musun? Ben senin gerçekten stres testini dibine kadar yapayım mı? O zaman riski almış olursun. Sistemin çökebilir, network patlayabilir vesaire vesaire gibi. Bunlar siber güvenlik tarafında hep konuşulan şeyler. Yıllardır var olan, insanların bir şekilde tecrübe ettiği bir şey. O yüzden yapay zekadaki temel sorun, yani siber güvenlik odaklı yapay zeka temel sorun, siber güvenlik sektörü yapay zekayı bilmiyor. Yani ChatGPT'den önce de sektörü anlatmaya çalışıyorduk. Çok az araştırmacı var bu alanda. ChatGPT çıkmadan önce de anlatıyorduk. Yani konuda haberi yok. Siber güvenlik tarafında yıllarını vermiş kişiler bunlar. Hiç bilmediği için de geçmiş 20 yıllık siber güvenlik bilgisini o tarafta kullanamıyor, düşünemiyor, üretemiyor. Çünkü konuyu bilmiyor önce.
Buradaki problem çok çoklu disiplin, multidisipliner olarak bunların irdelenmesini sağlayabilmek. Bizim AI-Seclab tarafında yapmaya çalıştığımız temelde bu zaten. Farklı disiplinlerdeki işte çok iyi bir sistem güvenlikçisi, çok iyi bir sistem hacker'ı, network hacker'ı ya da zararlı yazılım geliştirici filan. Bunların her birisinden oluşan fakat yapay zeka mantığını bilen kişiler yetiştirmek ki biz oradan bunlar birleştirdiğimizde benim bilmediğim bir şeyi o zararlı yazılım geliştirici olan kişi bana söyleyebilsin. Multidisipliner Çok teşekkürler. Şöyle yine ilginç bir sorumuz var. Biliyorsunuz yani yapay zekanın herhangi bir şeyini eğitmek için bile bir sürü örnek gerekirken siber güvenlik için bu veriler nasıl temin ediyor? Yani bu kadar yani güzel. siber güvenlik için nasıl oluşturuyor bunlar? Tamam. Bu arada senden mikrofondan ya da bilgisayardan ses geliyor. Soru sormadığın anda kapatırsan sevinirim. Ben de bağırmak zorunda kalıyorum. İnletebilirim burayı. Şimdi soru evet. Yapay zeka siber güvenlik için eğitilmesinde gereken veri nasıl devriyor? Aslında gene manuel yöntemlerle yapılıyor. Network üzerinde örnekleyelim. Şimdi network penetrasyonu ya da log analizi yaptığımızı varsayalım. Şu an sektörde log analizi çok rağbet gören ve siber güvenlik tarafında kullanılmak zorunda olan bir şey. Bir yazılımcı olarak ben bunu güvenlik geliştiricilerine özellikle anlatırım zaten. Normal yazılım geliştirme tarafında da loglama çok kritiktir. Siber güvenlikte çok daha kritiktir. Çünkü bir güvenlikçi yazılım içerisinde kodlara bakarak bir network, bir altyapı içerisindeki sorunları anlamaz. O çalışır olan bir ortamda ki bütün yazılımların her şeyin çıktı olarak ürettiği loglar üzerinden çıkarımlar yapar. Ya da bir web uygulaması düşünün, banka olabilir, herhangi bir şey olabilir. Buraya dışarıdan trafik geliyor. Web trafiği geliyor, istekler. Günde milyon istek geldiğini varsayalım. Bu istekler içerisinde milyonlarca içerik var. Milyarlarca hatta milyarlarca içerik var. Çünkü satır satır baktığında sana bir sayfa geliyor. Sayfa verisi geliyor. Request olarak diyelim. İşte JSON verisi geliyor. İşte JavaScript geliyor. Şu geliyor, bu geliyor. HTTP içerisindeki birçok veri geliyor. Bunların içerisinde saldırılar var zaten. Saldırı yöntemleri var. Saldırı işte SQL injection diye bir SQL kod script'i geliyor sana sisteme. Onu denemeye çalışıyor çünkü sana saldıran kişi. Bunu denerken de senin network'üne geliyor istek. Sen onu sistem olarak alıp arka tarafta SOC ekibi şu bu farklı ekipler yazılım tarafı hepsi database tarafı hepsi birleşmiş. Bu gelen veriyi doğru şekilde güvenli bir şekilde database'e ulaştırmaya çalışıyor. Fakat zararlı istekleri de ulaştırırlar. Şimdi biz burada nasıl yapıyoruz? Eğer bir network penetrasyonu ya da network trafiği üzerinde bir anomaly detection yapacaksam bunun için yani anomaly detection dediğim şey mesela DDoS atak geldiğini varsayalım bana. DDoS atak olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Normalde gene sana aynı veriler geliyor, aynı istekler geliyor. Bunun DDoS atak olduğunu nasıl anlayacaksın? Bunu yapabilmek için yıllardır sektörde zaten kullanılan open source versiyonları da güçlü bir şekilde olan yazılımlar var. Network trafiğini takip edebildiğimiz ve kaydedebildiğimiz yazılımlar. Biz bunlardan diyelim ki kritik bir ortamda özel bir anlaşma yapıp diyoruz ki sizin network trafiğinizi kaydetmek istiyoruz. Sonra da sanitization yapacağız. Yani sizinle alakalı kritik bilgileri temizleyeceğiz. Ve bu verilerin üzerinde çalışan bir algoritma geliştireceğiz. Bunların network'ünü takip ediyoruz özel bir anlaşmayla. Network trafiğini takip ediyoruz. Günde işte binlerce request geliyor. Bunların hepsi kaydediliyor. O network trafik tracer'ları sayesinde diyelim. Kaydediliyor. Sonrasında da bunu veri setine dönüştürüyoruz.
Mesela bu bir örnek. Sonra da bu veri seti üzerinde biz yapay zeka algoritmasını çalıştırıyoruz. Burada şöyle taktikler de kullanıyoruz tabii. Normalde bazı veri setlerimiz var. Onun içerisindeki bir günlük veri aslında 5 aylık, 3 aylık, 5 aylık bir gerçek ortamı simüle eden verilerden oluşuyor. Orada diyelim ki 5 günlük veri var. Fakat öyle bir saldırı, öyle bir atak ile doldurmuşuz ki, yani hem benign hem atak. Yani hem iyi huylu hem atak. Çok yoğun bir veriyle doldurmuşuz farklı kaynaklardan. Oradaki bir günlük olarak geçen veri gerçek hayatta 5 aylık veriye eşdeğer olabiliyor. Haliyle 5 günlük bir veri oluşturduğumuzda, oluşturduğumuz veri çarpı 5 ay, 25 aylık bir veri sunabiliyor bize. Bunun üzerinde biz eğitim yapabiliyoruz gibi. Ya da mesela malware analysis tarafından bahsedeyim. Zararlı yazılım geliştirme tarafında biz malware'in birçok wire ile biten şey vardır mesela. Zararlı yazılımlar vardır. Bunlardan oluşan bir veri seti. Şimdi bu malware'leri benim geliştirmeme gerek yok. Zaten geliştirmem doğru da değil. Yapay zekacı olarak. Sebebi çok basit. Ben gerçek hayattaki bir zararlı yazılımın üzerinde öğrenme yapmış olan bir yapay zeka geliştirmem gerekiyor. Gerçek hayatta diyelim ki sen bir tane zararlı yazılım geliştirmişsin. Öbürü Rusya'da başka bir tarihte başka bir zararlı yazılım geliştirmiş. Birisi Amerika'da. İşte birisi WannaCry diye bir şey geliştirmiş. Yıllardır geliştirmiş çok kaliteli zararlı yazılımlar var. Sistemleri çökertmiş, milyonlarca bilgisayarı etkilemiş falan. Bunları biz tabii ki zaman içerisinde bunlar dünyada arşivlemiyor. Yani antivirüs firmaları da bunları database olarak kullanıyor. Üstünde Ar-Ge yapıyorlar vesaire. Biz de bunları doğrudan o zararlı yazılım haliyle alıp datasetlere dönüştürüyoruz. Gerçekten fiziksel olarak o dosya var. Mesela WannaCry diyelim. Ben o dosyayı alıyorum. Onun gibi 5 milyon tane daha zararlı yazılım var. Benim datasetimden. Bunun üzerinde özel bir izole edilmiş bir ortamda özel bir laboratuvar olarak düşünün. Kişisel bilgisayarlarınızda asla yapmayın bunu. Tekrar edeyim. Kişisel bilgisayarlarınızda yapay zekadan malware detection yapmayın. Malware ile alakalı hiçbir şey yapmayın. En ufak bir yanlışlıkla tıklarsın. İşte sen sanal ortam kurdum dersin. Orada konfigürasyonunu eksik yapmışsındır. Bütün bilgisayarın etkilenir. Format atmak zorunda kalırsın. Hatta o bile yetmeyebilir bazı senaryolarda. Bu nedenle bu uyarıdan sonra devam edeyim. Biz özel laboratuvar ortamında bu zararlı yazılımları bir veri seti olarak kullanıp bunun üzerinde çalışan, öğrenen, gerçekten gerçek zararlılar üzerinde öğrenen bir yapay zeka geliştirebiliyoruz. Burada da dediğim gibi milyonlarca zararlı yazılım var. Bir tanesi WannaCry olarak düşün. Böyle birçok farklı versiyon uyarlanabilir veri seti oluşturma tarafından. Anladım. Şöyle bir sorumuz daha var. GPT-4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Firmalar güvenlik açısından şirket içerisinde kullanılmasını yasaklamaya başlıyor. Hatta burada firmalardan da öte Almanya ve İtalya yasaklamaya başladı. Veri güvenliğini, yani bu sorular, veriler nereden geliyor şeklinde engellemeye başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu engellemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, son dönemde onunla alakalı yazılarda yazdım. Bu anlamsız, gerçeği yansıtmayan, hiçbir faydası olmayacak bir şey. Mesela network ekibine diyor ki, yani işte güvenlik ekibi, IT ekibi neyse, onlara telkin verenler şöyle diyor. İçerisinde GPT ya da ChatGPT geçen herhangi bir domain listesi veriyor mesela 50 tane domain. Bunları engelleyin diyorlar. Yani bunun Türkçesi şudur. Yapay zekayı bilmiyorum, bilmediğimin ispatı da budur. Sebebi bunun böyle bir saldırıyla sen domaini engelleyerek
karşı koyamazsın yani. GPT geçen domainleri engellemek kadar ilkel bir şey olamaz. Yani içerisinde GPT geçmiyorsa ne yapacaksın? Yani ben abc.com işte xyz bir şeylerle bir işlem yaptırdım. Ve dark web'deki gibi düzenli olarak domain değiştiriyorum. Ne yapacaksın buna karşı? Yani birden işte 500 tane farklı domain açtım. Farklı farklı hizmetler üzerinden yaptırıyorum. Yani ve bu şu, ChatGPT neden engellersin? Orada işte yazışmalarda vesaire kullanıyor. İyi niyetli olarak da kullanıyor. Kötü niyetli olarak da diyorlar ki mesela malware generation yapabilir. Bak malware generation ben sıfırdan yazan biriyim. Yani generative, bu şu an mesela popüler olan, yani genele popüler olan şey var ya, generative AI. Ben sıfırdan generative AI ile kendim zaten zararlı yazılım geliştirebilen, üretebilen biriyim. Yani ChatGPT'den önce zaten kendim yapıyordum bunu. Bununla bu şekilde başa çıkamazsın. Yani web sitesi engelleyerek şunu engelle, işte bu domaini engelle, bu ilkel. Bunun anlamı az önce dediğim gibi. Ben bilmiyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum. Bilenlere de sormuyorlar. Sorun bu aslında. Şu galiba bildiğim kadarıyla geçenlerde ChatGPT'de bir veri sızıntısı oldu. Yani aslında o biraz daha şey bir sızıntıydı. Kredi kartları üstüne bir sızıntıydı da. Yani Almanya ve İtalya'ya baktığımız zaman daha çok şey üzerinde diyor. Siz burada, yani ben burada her şeyi konuşabiliyorum. Adam yani kişisel verilerimiz hakkında neler olabilir tarzında konuşuyor. Yani burada insanlara sorduğu, evet, sorular üstünde şey yaptıkları üzerinden aslında OpenAI bir veri topluyor ve bu verilere ne oluyor? Yani hatta ChatGPT'ye biraz şey üstünde yapanlar da var. Nasıl desem, bir psikolog muamelesi yapanlar da oluyor. Veyahut herhangi bir başka sorularını soran da oluyor, özel soruları. Bunlara karşı KVKK kapsamında Almanya ve İtalya biraz şeye gitti. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bahsettiğin şey, örneklemek gerekirse mesela Ertuğrul olarak sen kendi adresini ve kimlik numaranı ChatGPT'ye yazdın. Bunun üzerine herhangi bir şey sormak istedin. Ya hiç önemli değilse dedi. İşte dedin ki şu adresteki, mesela örnek, şu adreste oturuyorum dedin. Ali Veli olarak ben şu adreste oturuyorum. Bunun İstanbul'daki bu evin İstanbul'daki maddi değeri nedir diye bir soru sordum bak. İyi niyetli bir şey, değil mi? Gene söylediğin gibi algoritma olarak reinforcement learning from human feedback. Algoritma değişmiyor. Senden öğrenerek kendini geliştirmeye üzerine tasarlanmış. İşi bu. Bu bilgiyi sen verdin. Sen şunu da yapabilirdin. Bunu internette herhangi bir forumda da yazabilirdin. WhatsApp'tan birine de gönderebilirdin. Telegram grubunda da yazabilirdin. Arkadaşlar ben şurada oturuyorum. Buranın maddi değeri sizce nedir? Aynı şeyi yapabilirdin. Network trafiğin izlenebilirdi. Saldırganlar tarafından. O Telegram grubunda kötü niyetli insanlar olabilirdi. Bunu kötüye kullanırdı. Vesaire. Bu bahsettiğim senaryoda gene başa dönersek, sen o bilgileri verdin. ChatGPT bunu öğrendi. Başka birisi de bir şekilde sordu. Prompt engineering deniyor buna. Bunu da yani ilk paylaşanlardan biriyim gene. Prompt engineering konusunu. Yani sorularınla manipüle etmeye çalışmak. Yapay zekayı, chat, NLP yazılımlarını. Orada da gene bir hacking mantığı var. Şimdi başkası da böyle şeyleri merak ediyor. Sırf meraktan diyor ki acaba ben başkasının adresini ya da kişisel bilgilerine erişebilir miyim? Kötü niyeti de olmayabilir bu arada. Ve bir şekilde buluyor. Ya Ertuğrul diye biri varmış, şu adreste oturuyormuş falan falan. Banka hesabı bilgini paylaşmışsın diyelim. Ya benim işte şu kadar, şu yaşındayım, bu yaşımdan beri aylık olarak bu kadar para attım dedin. Tamam, iyi niyetlisin. Ben bugüne kadar bu kadar para biriktirdiysem bundan sonra 2 yıl içerisinde kaç para biriktiririm diye bir şey yazdım. Bak seninle ilgili özel bilgi aldım ben. Fakat sorun şu. Aynı soruyu YouTube'da bir finansçının videosunun altına da yazabilirsin sen.
Aynı şey, hiçbir farkı yok. Hatta daha kötü. Orada çok daha açık bir şekilde duruyor. Bir veri tabanında durmuyor. Açık bir şekilde her yere açık duruyor. O yüzden anlamsız diyorum. Bununla bu şekilde başa çıkamaz. Anladım. Mehmet Çiçek bir soru sormuş. Ofensif AI girişimcisi olma yolunda olabilecek birisine ne tavsiyeler verirsiniz? Tavsiyeleriniz var mı? Şeklinde bir soru sormuş. Evet. Bizim çalışmalardan sonra bu alana ilginin arttığını görüyorum. Bu soruyu genel olarak alıyorum. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani ben hiçbir şekilde motivasyon amacıyla konuşma yapmıyorum. Net olarak söylüyorum. Zorsa zordur bir şey. Burada da sadece yapay zekacı olarak bir şey yapma ihtimaliniz zor. Bir ekip içerisinde bulunacaksanız, evet, iyi bir mesela deep learning engineer olursunuz, güvenlik uzmanı olmazsınız. Bu şekilde değer katabilirsin öyle bir ekibe. Fakat bireysel olarak ilerleyeceksen ciddi bir zaman ve ciddi bir çalışma. Minimum orta seviye yazılım bilgisi ki bu yani ufak bir yazılım bilgisinden bahsetmiyorum. Ciddi bir yazılım bilgisi gerekiyor. Bu da ciddi zaman demek. Birçok proje geliştirmek demek. Yani bir programlama dili öğrenmek basit bir şey. Python biliyorum demek basit. Onunla web uygulaması yapmış olman, API uygulaması, sistem, network odaklı bir uygulama diyelim. Socket nedir? Network programlama mantığı, mimarisi bunları bilmen. İşte mobil uygulama güvenliği üzerine çalışacaksan ki mesela biz Mobile Application Security tarafında da AI, Security AI, yani Offensive AI çalışmaları yapıyoruz. Bu sefer Mobile App tarafını biliyor olman, o tarafta projeler geliştirmiş olman gerekiyor. Muhteşem senior mobil geliştirici olmandan bahsetmiyorum. Orada bir şeyler yapmış olmak. Mesela database'i bilmeden SQL Injection ya da SQL, ya yazılımcı sayılamaz SQL bilmeyen birisi. Benim zaten güvenlik tarafına geçme, daha doğrusu yazılıma geçme sebeplerimden bir tanesi aslında buydu. Bu verdiğim örnek, onu da söyleyeyim. 2000'lerin başlarında ben SQL Injection'la işte saldırılar vesaire düzenliyoruz. Yani amatör şeylerle işte sistemleri çökert, altyapıları işte bir server'e gir, şu bu vesaire. Buralarda tabii SQL Injection atakları da yapıyorduk. Curl SQL Injection, şu bu vesaire farklı teknikler. Orada ben SQL'i çok gerçekten mantığının derinlemesini anlamak istedim. SQL nedir diye. Saldırıları yapabiliyorken oturdum SQL çalıştım. SQL Server üzerine çalıştım. Oracle üzerine çalıştım. Ondan sonra da zaten yıllar sonra SQL Server kitabı yazdım mesela. İleri seviye T-SQL kitabı. O yüzden onun içerisinde bir güvenlik bölümü vardır. Bunun sebebi mesela 2010'da da Oracle üzerine Türkiye'nin video kursunu çekmiştim. Şu an Udemy'de de yayınlanan şey aslında 2010'da çektiğim videolardır. Türkiye'nin ilk video kursu Oracle tarafından. 350 video falan. Ona da girmemiş sebebi yine SQL Injection'dı. Yani saldırı odaklı öğrenmeye çalışayım derken derinlemesine girdim. Şimdi bu şekilde derinlemesini anlaman lazım. Mesela ben de bir elektronik sistemi hackleyebilirim. Fakat iyi bir elektronikçinin o tarafta güvenlikçi olması gibi muhtemelen olmaz. Yani orada uzmanlaşman gerekiyor. Eğer IOT tarafında yani kendinize şöyle bir odaklama yapabilirsin. Diyelim ki şimdi bir soru geldi ya IOT cihazlarla alakalı. Onunla bağlayayım. IOT'la alakalı bir offensive AI geliştiricisi olmak istiyorsun. Bak bu daha güzel. Sebebi daraltılmış olması. Ben IOT'la alakalı çalışmalar yaptım. Ben girerim. Sebebi de endüstriyel tarafta ciddi çalışmalar yaptım. İnsansız fabrika vesaire derken bir altyapı yazılımlar geliştirdim ben orada. Bir tecrübe var. O yüzden girebilirim. Ama yıllar verdik. Ama sen doğrudan bir şeye odaklanacaksan diyelim ki AI IOT ya da HAI diye de geçen. IOT tarafında offensive AI çalışmalarına odaklanıyorsun. Burada da Python gene orta seviye. Mesela network programlamayı biliyor olmak zorundasındır zaten.
ağ yapısını bilmiyorsan bir şey yapamazsın hayatta da gerçekçi olarak. Network topoloji vesaire bunlardan anlıyor olman gerekiyor. Temelde bunlar işletim sistemi, makro prosesör vesaire kullanıyor. Onlardan orta seviye anlaman. IOT tarafındaki 40'tan fazla güvenlik zafiyeti. Bunları biliyor olman gerekiyor. Ondan sonra da bunları deep learning, işte yapay zeka tarafıyla birleştiriyor olman lazım. Yapay zekada da yani machine learning'i bileceksin, üstüne deep learning öğreneceksin. Üstüne de IOT tarafında federated learning dediğimiz bir şey var. Mesela o çok derin bir alan. Federated learning de muhtemelen öğrenmen gerekecek. O da temelde şu. IOT cihazlar üzerinde bir yapay zeka geliştiriyorsak bunu genellikle sıradan deep learning algoritmalarıyla yapmamayı tercih ediyoruz. Sebebi privacy. Data privacy'den dolayı. Şöyle düşün. Federated learning, TensorFlow Federated Learning diye bak. Yani bu bir konsept ama TensorFlow'un özel bir library'si var bununla alakalı. Şöyle, normalde bir yapay zeka modeli geliştirdiğinizde, yani algoritmayı geliştirdiğinizde bu diyelim ki server'daki bir web application'da duruyor. Bu application'a request'ler geliyor, client'lardan istekler geliyor. O istekler içerisindeki işlemler neyse web server'daki model içerisinde, algoritma içerisinde hesaplanıp cevabını result olarak dönüyor, response olarak. Bir mobile application yapıyorsanız, mobile AI yapıyorsanız, burada geliştirdiğim algoritmayı, yani yapay zeka modelini eğittim, üzerine belki milyon dolar harcadım, onu bir mobil uygulama içerisine gömüyorum, işte şifreliyorum vesaire, o mobil uygulamayı satıyorum ya da sana ücretsiz olarak kullandırıyorum. Var ya böyle yazılımlar. İşte makyaj yapma, şu bu vesaire farklı birçok şey. Burada mesela model o yazılımın içerisinde aslında. Ciddi bir arge var orada. Fakat burada da şöyle bir durum var. O yazılımı yani modeli client'e vermiş oluyorsun. Bu da geliştirici açısından risktir. Problemdir. Velhasıl Federated Learning şunu yapar. Yapay zeka tarafında Federated Learning kullanmazsanız verinizi, yani sizin privacy altında değerlendirilmesini istediğiniz veriyi server'a, yani modele gönderirsin. Datayı modele gönderirsin. Federated Learning'de modeli dataya gönderiyorsun. Bu data privacy için kullanılan bir yöntemdir. Şu demek oluyor. Senin özel bir sırrın var. Mesela bu sırrı diyorsun ki ben kesinlikle hiç kimseyle paylaşamam. Fakat öyle bir bilgiye ihtiyacım var ki bu sırrı bir şekilde hesaplayabilmem. Bunun üzerinden anlam çıkartman gerekiyor. Fakat onu birine de anlatamıyorsun. Ama birisinin yardımına ihtiyacım var. O algoritmayı alıp kendi sırrını, elindeki know-how, bilgiyi hesaplaman gerekiyor. Elindeki veriyi, yani sırrı paylaşamadın ama şöyle bir yöntem var. İşte o Federated Learning. Bana algoritmayı ver, ben kendi bilgisayarımda kendim o sırrı, o veriyi hesaplayayım demek. Yani ben veriyi sana veremem. Privacy gerektiriyor bu. Özel bir bilgi, veri. Ama sen bana algoritmanı ver. Güvenli bir şekilde ver. Ben onu kendi ortamımda hesaplayayım. Sonucunu alayım. Sonra modelini kendin al. Beni ilgilendirmiyor. Ben sana veri göndermeyeyim. Yani Federated Learning temelde budur. O yüzden IOT tarafında falan Federated Learning kullanır. Gidip onu da çalışman gerekiyor. O da ayrı bir uzmanlık gibi. Ayrıca IOT tarafında mesela... Graf. O soruyu da getireyim isterseniz bir şey yapalım. O soru üstünden de girmeye başladınız diye. Bu tasarlanan otonom sistemler ve IOT cihazlar hacklenebilir mi diye bir soru var. Siz tavsiyelerinizi de bunlarla birleştiriyorsunuz. O soruyu da ekranlara getireyim de öyle şey yapabilirim. Bir yandan da o soruya da geçiş sağlarsınız. IOT cihazlar hacklenebilir mi? Hacklenebilirken bu cihazlara ne kadar güvenebiliriz şeklinde.
Yandan siz demişsiniz şey iOS Tamam. konusunda tamamdır. Tamam. IOT çok kritik alan. Orada bir şeyden daha bahsedeyim. Şimdi IOT dediğimiz tarafta bir pointer üzerinden işlem yapıyorsunuz. Burada graph dediğimiz bir şey var. Graph machine learning. Hatta graph database diye de var. GRAPH. Graph database var. Graph machine learning diye bir şey var. GNN diye bir şey var. Graph neural network vesaire. Bunlara da çalışmanız gerekiyor. Bu da ayrı bir uzmanlık. Bunun üzerine mesela önce artificial neural network yani deep learning'in temelleri olan yapay sinir ağlarını araştırmanız, orada hakim olmanız gerekiyor. Ondan sonra GNN'e geçebilirsiniz. Benim yaptığım güvenlik araştırmaları da mesela GNN algoritmalarını da yani Graph Neural Network algoritmalarını da hacklememiz gerekebiliyor. Onların üzerinde de güvenlik zafiyetleri var. Bu AI security başlığı. Onlar da manipüle edilebiliyor. Burada temel nokta aslında her bir IoT cihazını ve onların temsil ettiği veriyi point olarak düşünün. Graph mantığını araştırmanızı öneririm burada. GNN konusu sizin ihtiyacınız olan başlık. Diğer taraftan otonom sistemler kesinlikle hacklenebiliyor. Sadece şöyle bir durum var. Şimdi, otonom sistemlerle alakalı benim eski kayıtlarıma, sunumlarıma baktığınızda orada bazı paper'lar var zaten. Kaynaklar da veriyorum. Neler yapılabildiğini. Birincisi hackleniyor. Fakat burada diyelim ki Tesla otomobilleri aktif olarak yoldayken hacklendiğinde siz muhtemelen bununla alakalı böyle bir haber görmezsiniz. Muhtemelen. Sebebi insanlar yeni yeni zorla yani ciddi sonuçta güven gerektiren bir şey. O yüzden zorla diyorum. Bir şekilde insansız otomobillere alışma sürecinde siz haberlerde her hafta bir insansız otomobillerin bu testte bile olabilir. Hacklendiğini duyarsanız, manipüle edildiği için kaza yaptığını falan duyarsanız doğal olarak bu Çin'in de aleyhine, Çin'deki insansız otomobil geliştiricisi Baidu'nun da aleyhine, bu Kanada'da, Amerika'da, İngiltere'deki bu alanda çalışanların da aleyhine olan bir şey. Ve kimse bunu yapmak istemiyor. Yani hacklenir bunlar. Fakat bunları haberlerde hack olarak duyma ihtimali çok düşüktür. İşte sanırım geçen seneydi. Bazı insansız otomobiller fiziksel olarak bir araya toplandılar mesela. Yani swarm mantığında bir araya toplandılar, durdular orada. Yani bu teknik olarak mümkün olan bir şey değil. İnsansız otomobil geliştiren, yani ciddi bir Ar-Ge yapmış birisi olarak söyleyeyim. Onlar bir yere toplandırılmışlar zaten. Yani bu aslında bir güvenlik saldırısıdır. Sadece ben zarar vermek istemedim demektir bu. Saldıran kişi, yani ben yaptım bunu ki bu kişi olmaz genellikle. Yani bir ülke, bir organizasyon bunu yapar. Ben bu sisteme ekledim ama kimseye zarar vermedim. Sadece ne deniyor? Aba altından sopa göstermek gibi düşünülebilir. Ve bu her zaman mümkün olacak. Bir insansız otomobilin hacklenmesi her zaman mümkün olacak. Her zaman o güvenlik zafiyetleri bulunacak ve hacklenecek. Sizin telefonunuz nasıl hackleniyorsa otomobilde aynı. Hiçbir farkı yok. Cihaz ve connected olan hiçbir şeye güvenemezsiniz. Siber güvenlikte şöyle bir şey var, son olarak onu da söyleyeyim. %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Bunun anlamı hiçbir zaman güvenemeyeceksin. Ben o zaman kendim bir şey soru sorayım. Öncelikle yani bu genel olarak öğrencilere ne önerirsiniz? Şu an çünkü burada bir GDSC olarak öğrenci kulübü ve bu noktada yapay zeka da aslında biz öğrencileri de korkutan bir şey. Çünkü bu şey, yani bu tool kullandığımız işte ChatGPT olsun işte
Copilot olsun, Copilot X olsun, artık onlar sizin 5 tane junior alacağınızı artık 3 tane junior almanıza sebep olabilecek şeyler noktada. Bundan kaynaklı olarak bu biraz şey korkusu oluşturuyor öğrencilerde. Developer'lık şey, yani kime sorsak, yani büyük şeylere sorulduğu zaman her şey denir hep. Bu bizim bitireceğimiz işler değil. Yapay zekanın şey olduğunu, yani bizim işimizi şey olarak düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz derler. Ama günümüzün sonunda juniorların yaptığı işler de aslında bu şeylerdir. Öğrenciler için ne önerirsiniz? Yani hem bu mesleğe giriş açısından hem de genel öğrencilik açısından neler önerirsiniz? Bu da benim sorum olsun. Tabii. Öncelikle senior ve junior olarak almayayım ben bu soruyu. Bunu şöyle alayım. Derinlemesine bilgi odaklı çalışıp kendini geliştiren kişiler ve yüzeysel çalışanlar. Bu şekilde bakalım. Siz şimdi yeni sektöre gireceksiniz. Farklı şekilde, farklı alanlarda bilgiler ediyorsunuz. Kimisi elektronik okuyordur, kimisi makine, kimi bilgisayar vesaire. Genel olarak sektörde yüzeysel çalışanlar değiştirilebilirler. Yani replace etmek denir ya. Replace edilebilir kişilerdir. Yüzeysel çalışan şudur. Ben maaşımı alayım. Maaşım kadar iş yapayım. Yani mümkünse çok fazla uğraşmayayım. İşte Java ile web app yazıyorsam yani o kadarını yapayım. Tamam, hani yüzeysel bir şekilde. Kendini geliştirmez, eve gidince bir şey yapmaz, hafta sonu bir şey yapmaz. Gidip kurs alıp da kendini geliştirmez, bir hedefi yoktur. Maaşımı alayım, işime bakayım. Bu kafada birisi ise, bakın kim olursa olsun, ne cinsiyetten bahsettim burada, ne yaştan bahsediyorum, ne kıdemden yani seniority, ne okuduğu üniversiteden, ne bölüm. Bunların hiçbirinden bahsetmiyorum. Yüzeysel çalışan birisi her zaman replace edilebilirdir. Bilgi olarak ne kadar dikey uzmanlaşabilirsen, fakat dikey olarak derinlemesine belli konularda uzman olmak, fakat bunun haricinde de yatay olarak birden fazla orta seviye uzmanlığının olmasından bahsediyorum. Bu şekilde olursa hiçbir şekilde replace edilemezsin. Özgüven sorunu da yaşamayacağını garanti ederim. Yani bir yerde iş yapmazsan, çalışmazsan öbür yerde yaparsın. Yani sektör bile değiştirebilirsin. Tam bambaşka bir şeye girebilirsin. Çünkü tek bir alanda uzmanlığın yok. Özgüven eksin yok. Sen sıfırdan başlayabilir bir cesarete sahipsin. Diğer tarafta replace edilebilir olanlar yüzeysel. Gerçekte hiçbir alanda uzmanlığı yok. Üniversiteyi bir şekilde bitirmiş. Yanlışlıkla girmiş olabilir. Yani tesadüfen seçmediği, istemediği bir bölüme girmiştir. Zorla bitirmiştir. İşte torpille bitirmiştir. İstemeden bitirmiştir vesaire. Öyleleri çoktur zaten bizim özellikle Türkiye'de. Şimdi bu kişi direkt bana böyle tavsiyelerle gelenlere soruyorum. Sen gerçekten para odaklı mısın? Yoksa gerçekten bu işi mi yapmak istiyorsun? Bana doğruyu söyle. Yani zamanımı ona göre değerlendiririm. Kimisi açıkça söylüyor. Diyor ki mesela ya ben aylık olarak maaşımı alayım. Onun ötesinde ya çok istemiyorum diyor. Tamam, ona göre bir kariyer öneriyorum. Bu şekilde ya ben paramı alayım, bu alanda ekmeğimi kazanayım ama çok da büyük hedeflerim, hayallerim yok diyorsan her zaman replace olmaya hazır olman lazım. Bu işin doğası bu. Diğer türlü derinlemesine çalışıyorsan kimse seni replace edemez. Hiç kimse. Ya yani tek başına bile olsan çok rahat bir şekilde freelance çalışırsın, uzaktan çalışırsın, kendin girişim yaparsın, girişimlere ortak olursun. Benim yaptığım gibi bu söylediklerimi hepsini yaptım, yapıyorum. Eğitim verirsin, danışmanlıklar verirsin. Bir gün bir uzmanlığında eğitim danışmanlık yaparsın. Öbür gün öbür uzmanlığında yaparsın. Bir gün dersin ki yani yapay zekada diyelim güvenlikte yapıyorum. Ama hobi olarak ne bileyim moda alanında yapay zeka ile alakalı bir proje.
Yaparım yani. Niye yapmayayım? Benim uzmanlıklarım var. Olmadı bir tane farklı girişim, yazılım odaklı bir proje geliştiririm vesaire. Dikkat et bak, replace edilemem. Ama yüzeyselsen her konuda, yani tarımda bile böyledir. Yani çok az şey biliyorsan, senin gibi 5 milyon kişi var. Değil mi? Anladım. Ama özel bir tarım, özel bir tarım tarafında ciddi bir bilgi, know-how sahipsen replace edilemezsin. Bu kadar basit. Anladım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Burada yavaştan sonlandıralım. Size soruları olanlar sizlere nereden ulaşabilirler? Onu biraz isterseniz yapalım. LinkedIn, Twitter, yani nereden size sorusu olanlar ulaşabilir veya YouTube üzerinden mi? Şimdi şu an için LinkedIn'den ulaşabilirler. AISEC Lab tarafıyla alakalı Discord ortamını hazırladık. Yakında onun duyurusunu da zaten görürler. O ortamda çok daha bu alana odaklanmış kişilerle daha doğru bir ortam oluşturmuş oluruz ve sorularında, kariyer çalışmalarında yardımcı olur. Şu an LinkedIn'den ulaşabilirler bana. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Söyleyeyim, ben kapanış için şey yapayım. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu yayınımızın kaydı YouTube kanalımızın üzerinden olacaktır. Yayın kanalımıza abone olup istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.